Ne yapsak? Gitsek mi? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Niçin? Eda! Şerefsiz resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin köpeğin üzerine işediği, milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içtiği, bilardo oynadığı, şarapçıların kafayı bulup kerkindiği, tahta parçaları olarak gelirdi. Ulan burası meğer benim ben olacağım kara parçasıymış ya lan. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır, imanım gevredin. Ama senin için de... Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılar'da bir çatı katı tuttum, pet shop'ta işe soktum. Şimdi o pet shop'ta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? Eda mı diyor lan o? Evet. Allah! Rina, rina, rina. Rina, 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 rina. Cumbarlı ganlı 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 ganlı. Metin ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun dahası da var. Numara iki! Oh, bu senin suratın lan. Senin suratını mı yapaydım lan kirven? He? Kızın suratını yapsam ya reddederse elimde patlayacak kuşlar. Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun Emrah sen? He? Çoğalttın lan beni. Sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım. Bir geldin, pir geldin yine. Puç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağa yiğit, yiğide toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil, taşın, ayazın, toprağın tezenkle halay çektiği yerden. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerden. Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı girişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Eda'cığım çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak. Ya. Kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sende var ya bela eksikliği var ama uygun bir bela buldun kardeşim. Ne diyorsun lan sen? Orr. Lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. Bozma lan beni. Hatalı dallama. Seviyorum diyorum burada yengeni. Ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be. Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni. Kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi bağıra bağıra millete söyledim. Daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan. Yürü git. Adama hasretme. Yürü git. Dilenci gibi yapıştın oğlum. İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki evim artık gül kokar. Ama Emrah biz zaten denedik daha önce. Kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen lan? Adam olan laftan anlar. Kız genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin ne diyorsun? Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesin diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kafana indiririm ha. Ne olur yani başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan. Bir düşünmem lazım ya. Ana, ne diyorum lan ben? Vallahi ben bile etkilendim ha. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Emrah. Eda. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil, Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye,
benimle var mısın? Yokum diyor. Ablasının iki kız kardeşi öyle olsun. Bu Peter Jackson da yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen golluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Sikerim yüzüğümü lan. Dur hemen cevap verme Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Huri melek midir kimin soyundan? Kararirarirar. Salınıp gidiyor dere boyundan. Kararirarirar. Sivas ellerinin hangi köyünden? Yeter ulan ibine. Seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Ben de çok güzel araya yapıyorum. Araya... Dur yavrum, dur. Araya sevdamı dallara yazarım. Araya gözümü kırpmam yakarım. Araya aşkımı ömrüne adarım. Araya ben araya... Düşünmem lazım. Gideyim ben. Fazla da düşünme Eda. Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. Kardeş, I came from Divri Sivas. Come here, Yiğido. Feslemezsen bırakmam. Söyle, pes mi FIFA mı lan? Ne vuruyorsun oğlum, ne vuruyorsun ya? Senin annen mi yıkıyor? Metin, bak böyle yaparsan sadece Eda'yı değil, beni de kaybedersin. Metin, kardeşim başın sağ olsun. Kardeşim, vallahi yeni duydum. Pardon Eda, ben bana seslendin sandım, sağ ol. Sana seslendim. Sana seslendim. Metin, ben gideyim istersen. Evde buluşuruz. Dur amca bekle, beraber gideriz işte. Bir dakika bekle, ben de geliyorum. Kaç bir şey aldım. Vallahi nasılsın ya? Yemin ederim çok üzüldüm. Mahallede dolanmasam haberim de olmayacaktı. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Söyle. Sağ ol, aynı işte. Metin, ben gideyim yavaştan. Siz dertleşin. Mahallemizin medarı iftarlarından amiyetin eşi Ali Metin ve Feyza'nın babası her daim Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin Özdemir hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sonra konuşuruz. Tamam. Senin de başın sağ olsun. Mahallemizin medarı iftarlarından. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirven Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan! Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim.
Amrahçığım çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım. İstiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti, bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sen de belmel kalmamış, incecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hemen ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım? Ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman. Ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi. Şu dükkanla ilgilenin ver. Eda, yolda alet çantasını taşırken aklıma bir şey geldi. Söyleyebilir miyim? Ha. Eda, eğer bütün üç harfliler senin gibi olsa bana musallat olsunlar diye 7/24 çöplüğe işerim. Tövbe tövbe. Allah Allah. Oğlum bu kız beni niye ciddiye almıyor? Metin! Neredesin bu oğlum? Bak kız nezaket gösterdi, bize tantuni ısmarladı. Hadi biraz ya. Arkadaş bu ne ya? İlk defa lavabodan pirinç ayıklıyorum ben. Ama oldu sanırsam. Bir şey mi diyeceksin? Kanka burnunda sümük var. Metin ne yapıyorsun? Yemek yiyoruz burada, geberesice. Azıcık dikkatli ol. Kalk şuna. Eda diyecektim ki. Kanka dişinde maydanoz var. Şöyle. Bakayım. Heh, tamam gitmiş. Eda saçların bugün ne güzel olmuş. Metin fermuarını açık. Hadi. Oğlum azıcık dikkatli olsana ya. Ona. Senin de saçın çok güzel olmuş. Yeni mi kestirdin? Metin şuranda bir şey var. Ulan senin tamam. Şimdi. Ben... Tamam. Şey yer miyiz? Şey, süs biberi yer miyiz? Süs biberi. Tantuniyle diye gider. Ha? Acı mı? Acı. Tabii ki boğar. Eda, bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım, biliyor musun? Ha ama İstanbullu Metin'i bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Hı. Biz acıyla doğduk aslanım. Aptal çocuk. Acını paylaşıyorum kirbe.
bu neymiş la? Allah belanı da versin, bu ne? Oğlum sen manyak mısın? Sen bunları nasıl edeyim böyle petito? He? Sen tesisatçılığı bırak git Game of Thrones'a ejderha yazın Metin. Acayip bir şeymiş lan bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verelim. Metin iyi misin? Gayet iyiyim. Ambulans diye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın lan. Resmen gevşememiş yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin iyi misin Metin? Allah'ım sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Genelde görülür. Endişelenmeyin. Fazla endişelenecek bir şey yok. Bir süre egzoz manifolddan ses gelebilir. Nasıl? Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. He? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Hı? Alt katta yangın çıkabilir. Olur. Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. Hah işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam doktor bey tamam. Ben anlatırım kendisine. Geçmiş olsun. Ne diyor doktor ya? Nasılmışım ben Eda? Sıçarken biraz acıyabilirmiş. Ha. O yüzden öyle dedi doktor. Hadi. O zaman geçmiş olsun diyeceğine çıkmış olsun diyeceksin. Eyvah. Anne, ne yapıyorsun sen burada? Kadın doğumda randevum vardı. Herkes eşiyle gelmiş. Ben de eşeğsiz üren gibi tek başıma bekleyince moralim bozuldu. Sıram gelene kadar ben burada bekleyeyim dedim. Orada tek başına beklerken moralim bozuldu. Geldin sen de üroloji kuyruğuna mı girdin anne? Hadi gidelim. Vuş tabii ya. Burada insanlar elinde kapla lokma kuyruğundan mı bekliyor zannediyorsun sen ya? Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Metin, hı? Hadi siz de benimle içeriye gelin. Geliriz annem. Ne yapalım? Geliriz. Ha senin ne işin var burada? Arka sokaklarda isyan çıkmış. Suyla müdahale gerekiyormuş. Alt katta da yangın çıkar diye itfaiye haber salayım dedim. Geri viteste arıza var ona baktırmaya geldim ben. Hadi hadi. Ne oldu? Gayet iyisin dedi. Doktor bebek de iyiymiş. Anne sen niye bize haber vermeden buralara geliyorsun ya? Ben kaç yaşındayım oğlum? Utanıyorum başkalarının yanında. Anne sen zaten bize en güzel hediyeyi verdin. Bizi hayata döndürdün. Sen bu... Metin bölüyorum ama lavabo nerede oğlum? Şu tarafta gel götüreyim gel. Gel gel anne burada. Anne. Gel. Gel anne burada gel. Evet doktor size bunu nasıl kullanacağını anlattı mı? Yok anlatmadı. Peki siz sormadınız mı doktora? Eczacı anlatır dedim. Ya ben haftalık usulü çalışıyorum. Şimdi 30 yaşında adama fitilin nasıl kullanacağını mı anlatayım? Ver tamam ver. Buyurun kapı şurada. Bana kondom ver. İktidar hapı da istiyorum. Bit ilacı var ya ondan da istiyorum. Kokusuz damla, kokusuz damla da ver. Bir de ayak mantarı kremi. Ayak mantarı kremi? Ayağın o kümede ne işi var ya? Sana ne kardeşim ya sen ver benim istediklerimi çabuk ol ya çabuk. Ne oluyor ya? Tutucusunuz tutucu. Teyzeciğim sen kendi çocuğuna cinsel eğitim verdin mi de geldin beni burada yargılıyorsun acaba? Şuna bak mute'de konuşuyor. Aa bilgisayar bile utancından ekran koruyucusuna geçti. Müşteri kalmadı. Betini bereketini kaçırdın her şeyin be. Oğlum bak Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anlayışlı ol. Hadi. Başka izahım yok abi. Yok kardeşim. Başka izahane yok. Bir tek şu karşıdaki var. O da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum ona bak. Ulan ne karılar var be. Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver. Bir de tüy dökücü krem ver. Hadi lan 3-5 tüp de kendini al. O da benden olsun. Eda yok mu Oğuzhan? Bir dakika. Ya bu Yusuf'un bağış kutuları oluyordu burada. Onlardan yok mu? Bağış maaş yapardık. Aa Şükriye abla sen de mi buradasın? Hı-hı. Ulan Oğuzhan vallahi kulağını çekeceğim. Bu kapıdaki krem reklamı nedir lan? Sen utanmıyor musun kadın bedenini metalaştırmaya? Irz düşmanı. Evet abi. Kondom, iktidar hapı, ayak mantarı kremi, bit ilacı, kokusuz damla, ter kokusu için krem. Heh.
Sen bir de belki söylemeyi unutmuşsundur. Kenya ilacını da şöyle koyuyorum, lazım olur. Kenya ilacı mı? Ama bu faşistlik. Konuyu değiştirme. Bak buraya. Al. Toplam 223 lira. Sen 225 ver yeter. Demek sen de Metinlisin. Yazdım seni Alman kurdu. Metin yenilince sen de yenilmiş olacaksın. 100, 225. 2 liraya da bunu aldım. Ben kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim kardeşim. Ben bunları yatalak kuzenime alıyorum bak bunu da. Çocuk yatalak. Evet Şükrüye abla sen? Ben Eda'ya bakmıştım ama. Eda abla Metin abiyle çıktı ya, onların bir işi varmış. Ha iyi. Oğuzhan Ali ne yapıyor? Ali'yi gördün mü hiç? Ali abi kahvede işte uğraşıyor, ne yapsın? Herkesin bir işi gücü var Şükrüye abla. Ha iyi, sen ne yapıyorsun Oğuzhan? Vallahi benim de işim gücüm var, sen de şimdi beni tutuyorsun. Ay iyi tamam, ben seni tutmayayım o zaman. Tutma o zaman Şükrüye abla. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Serseri ya. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!